Herkese merhabalar. Ders çalışma programı nasıl hazırlanır dediniz? Hocam herkes program diyor ama bir türlü nasıl hazırlayacağımı evet, bilmiyorum. Evet. Başarılı olmamız için tabii ki de program yapmamız lazım. Birincisi mesela planlı çalışan Tonguç'la plansız çalışan Tonguç arasında dağlar kadar fark gözlere var. Gözlere bakın hocam, resmen gitmiş. Aynen, gözlerin karışmış, kitaplar birbirine girmiş. Niye? Çünkü plan yapmadın. Ama planlı çalışırsan gerçekten başarı seni bekliyor. Çünkü verimi yakalamanın en önemli şartı planlı ve düzenli çalışmak. Birincisi çalışman lazım, tamam. Çalışacak mısın Tonguç'um? Çalışacağım hocam. Çalışacaksın ama eğer verimsiz, plansız ve düzensiz çalışırsan o da bir işe yaramaz. Dolayısıyla planlı ve düzenli çalışman lazım. O yüzden sana nasıl verimli bir çalışma programı hazırlanır, nasıl bir plan hazırlanır, gel bunu anlatmaya başlayalım Tonguç'um. Şimdi birincisi öncelikle kendini tanıman lazım. Yani okula gidiş geliş saatlerin. Ben Tonguç Tonguçoğlu. Evet. Çok güzel, adını soyadını biliyorsun. Okula 29 Ekim doğum tarihimdir. Tebrik ediyorum seni. Okula gidiş geliş saatlerin, kurs saatlerin, zihnin aktif olduğu saatleri, bunları bilmen lazım. Birincisi kendini tanımadan önce ne yapacaksın? Önce bir kağıdın olacak duvarına asacağım programın için. Hemen burada alalım şöyle mesela. Diyelim ki şöyle kendini tanıman için hangi gün okullara gittiğini bilmen lazım. Şöyle mesela birinci saat dilimi, ikinci saat dilimi olsun. Üçüncü saat dilimini çizelim şöyle. Dördüncü saat dilimini çizelim. Şöyle çizelim. Bunların hepsini çizelim. Hocam bu programı yapıyorsunuz şu anda. Evet, şu an sana nasıl program yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önce bunları çizeceksin. Sonrasında bir kere kendini tanıyacaksın ya. Bence şunu bilmen lazım. Okuldan saat kaçta geliyorsun mesela? Bazı öğrenciler öğleden sonra saat 2-3'te gibi geliyor. Bazıları tam günün eğitim ben alışı. Ben 4'te evde oluyorum hocam. Bazı 4'te 5'e geliyor. Bazı da okul çıkışı kursa gittiği için akşam saat 7-8'de eve geliyor. Dolayısıyla kurs saatleri, okula gidiş geliş saatleri önemli. Ve bunlardaki verim de önemli. Yani mesela kursa gidiyorum hocam, ben eve gelince artık çalışmıyorum diyemezsin. Kurs eğer sana verimliyse, bütün gün ders çalışırsan eyvallah. Ama kursa böyle tam çalışamadıysan, kaytalık yaptıysan, kaytardıysan eve gelince çalışman lazım. Dolayısıyla bunlar da önemli. Okula gidiş geliş saatlerini belirledin. Diyelim ki şunlar da günler olsun. Şöyle toplamımızı çizelim, tamam mı? İşte pazartesi dedik, salı dedik, çarşamba dedik, perşembe, cuma, cumartesi, pazarı dizdin, tamam. Şimdi birincisi bir kere kendine bir gün off vermen lazım. Yani tatil vermen lazım. Cuma günü kendine off vereceksin. Niye? Cuma günü dinlenmek lazım. Zaten okulun son günü, yoruluyorsun. Orada eğer sınavın böyle çok ciddi bir sınav senesinde değilsen orada o kadar fazla çalışmana gerek yok. Aynı zamanda geliş saatlerini buraya yazacaksın. Mesela diyelim ki saat kaçta geliyorsun? 5'te geliyorsun. 5 diye buraya yazacaksın. Veyahut da 6'da geliyorsan buraya 6'yı yazacaksın. Geldiğinde dinlenmeni yazacaksın. Sonra 6 diyelim. 7, 8, 9, 10 diye saatlerini yazdın. Şimdi günler belli. Şuraya da günleri yazalım Tonguç Elad'ım benim. Pazartesi dedik, salıyı dedik, çarşambayı dedik, perşembe, cumartesi ve pazarımız. Şimdi başlıyoruz. Geliş gidiş saatlerini belirledim. Ben niye buraya 5 yazdım? Çünkü benim okuldan geliş saatim 4. O yüzden 5'te başladım diye 5 yazdım. Eğer okuldan geliş saatim daha farklıysa daha farklı bir saat yazarım. Tabii hafta sonunda saatler daha da değişecek. Burada yanına da yazman gerekiyor. Mesela saat 10'da başlayacaksın, 9'a başlayacaksın, 11'de başlayacaksın. Burada durum değişecek. Ama temelinde böyle başlıyor. İkincisi hedefini belirlemen lazım. Mesela senin hedefin eğer takdir almaksa buraya takdir yazacaksın. Hedefin mesela diyelim ki Galatasaray Lisesi. Buraya yazacaksın. Galatasaray Lisesi diyeceksin. Bu tabii senin gelecekteki hedefin belki. Şu anda 7. sınıfta olabilirsin, 6. sınıfta olabilirsin, 5. sınıfta olabilirsin. Fark etmez. İleride sen Kabataş Lisesi'ni okumak, Galatasaray Lisesi'ni okumak, Adana Fen Lisesi'ni okumak, Ankara Fen Lisesi'ni okumak, işte Bornova Anadolu Lisesi'ni okumak, İzmir fark etmez. Bu hedefini buraya yazacaksın. Hatta bu hedefini telefonun password'ü bile yapabilirsin. Yani güvenlik kodu bile yapabilirsin. Hiç unutma, aklından çıkmasın. Sonrasında şunu bilmen lazım. Eğer bir hedefin varsa, yani ben bu liseyi kazanmak istiyorum, bu okula girmek istiyorum, takdir almak istiyorum diyorsan, senin için günde 100 soru çözmek, 200 soru çözmek, 50 soru çözmek, 1 saat ders çalışmak, 2 saat ders çalışmak, vız gelir tırıs ya, rahat rahat yaparsın. Ama hedefin yoksa hiçbir rüzgar sana yardım etmez. Ben de sana çalıştırmaya çalışsam, eve hoca da gelse, işte anne baban da söylese, arkadaşlarına çalışmalısın, Tonguç dese, çalışmazsın ki. Ya hiçbir hedefin yok. Ama niye çalışacağım gidersin. Hedefini çalışan programın en başına yazacaksın ve hedef olmadan motivasyonunu koruyamazsın. Demek ki hedefimizi belirliyor muyuz Tonguç'um? Belirliyoruz hocam. Harikasın. Ve aynı zamanda bir sayısal, bir sözel ekmen lazım. Sayısal sözelden kastımız ne? Sayısal dersler biliyorsun, matematik ve fen dersleri. Sözel derslerde Türkçe dersi, sosyal bilgiler dersi, 8. sınıfta bu inkılap adını alıyor. İngilizce dersi ve din dersi. Biliyorsun 8. sınıf sonunda gireceğin sınavda veya üniversite sınavında bile sayısal ve sözel diye ayrım var. Şimdi bir sayısal bir sözel gitmen lazım. Yani bir gün sayısal bir gün sözel ders çalışman daha mantıklı. Her ders için bir gün belirleyebilirsin. Toplamda 6 ders 6 gün eder ve kalan bir günde senin tatil olur. Yani zaten cuma günü tatil olarak vermiştik ya Tonguç'um. Mesela matematiğin rengi mavi. Pazartesi matematiğe verdim. Buraya diyeceksin ben bugün matematik günüm.
Salı gününe mesela fenin rengi yeşil ya. Bu ne diyeceksin ki? Salı günü ben fen çalışacağım. İşte çarşamba günü Türkçe çalışacağım. Perşembe günü sosyal bilgiler çalışacağım. Cuma zaten tatil. Cumartesi günü ise sadece İngilizce ve din çalışamazsın. Buraya aynı zamanda birkaç ders daha verebilirsin. Tabii ki bunu ben böyle yazıyorum ama sen bununla alakalı normal mesela bizim motivasyon ve planlama rehberimiz var hadi diye. Burada da günleri yazabileceğin tabloları biz zaten sana çok önceden oluşturduk. Kullanacağın kaynaklar, ders, fen bilimlerinde, Türkçe'de, yabancı dilde hepsini sana mükemmel bir şekilde hazırladık. Dolayısıyla öncesinde motivasyonlar var. Bu eğer hadiye almadıysan, ya ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum hocam, kendim yapmak istiyorum diyorsan diye program yapıyoruz. Ama normalde senin için mükemmel, böyle çıt çıtlı yırtılıp odana asabileceğin, her haftayı, her ayı yapabileceğin süper bir program hazırladık. Buradan e-butandan buna ulaşabilirsin. Ama diyelim ki bunu almak istemiyorsun. O zaman diyeceksin ben günlerimi belirledim. Tatil günü belirledim. Burası off gün. Oh buraya hep dikkat ettim. Sonrasında günleri belirledikten sonra bir gün sayısal, bir gün sözel çalışaraktan beyinde dinlendirmiş olacaksın. Tabii ki diğer önemli şey daha var ki Tonguç'un molalar. Molalar olmazsa olmaz. Uzun süreli ders çalışmak beynini yorar. Dünyanın en zeki insanı da olsan, dünyanın en çalışkan, en inek öğrencisi de olsan verimin... Bir de mi alayım? Aynen. Hocam çalışmaktan ineklemeye başladım. Aynen mesela. Çok güzel bir şey. İnek çok tatlı bir hayvan. Ben çok seviyorum ineği. Etinden, sütünden, derisinden, tezeğinden her şeyden faydalanır. Sıkıntı yok. Dolayısıyla inek bile olsan verimin düşer. Ben günde 500 soru çözüyorum. Niye çözüyorsun ya? 500 tane sorun maksimum 100 tane sana faydalı olur o kadar çok çözersen. Ama verimli bir şekilde aralarda mola vererekten, dinlenerekten güzel güzel işte 20 dakika ders 10 dakika mola veya 30 dakika ders 15 dakika mola gibi belli bir teknikle çalışırsan o zaman verimin de artar. Artık programı hazırlamak çok kolay. Çalışma programını yaptın, verimini artırdın, planlı yaşama alışkanlık haline getirdin ve kendini kolay takip etmeni sağladın. Tabii burada biz az önce söylediğimiz gibi hadi var motivasyon planlama rehberi. Buradan eksik olduğun dersleri, her ay hangi konudan nasıl çalışman gerektiğini, pazartesi günü ne yapman gerektiğini, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazarın, bu hafta günlük performansların hedefine ulaşıp ulaşmadığın, ailenin notu, öğretmenin notu, bunların hepsini yapabileceğin bir program var. Ve hatta burada bu tırtıklı olduğu için bunları böyle pıt diye sınıfına diyorum. Evine de asabilirsin şöyle burada tam şöyle güzel bir tane bak. Tırtıklı olduğu için her bir sayfayı hop tık 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 duvara da asabilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunun haricinde biz aynı zamanda Tonguç Akademi'nin bütün kanallarında 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da, 11'de kampüs kanalında ödevi, saati belli olan programlar yapıyoruz. Ve bunu da Instagram'da paylaşıyoruz. Dolayısıyla sen bunları da indirebilirsin. Bunlardan da takip edebilirsin. Her ay düzenli, saatli çalışma programlarımızı da takip edebilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Plansız çalışan çok başarılı olamaz. Ama planlı çalışan ve güzel çalışan çok güzel başarılar elde eder. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla.